da yaparım, böyle yaparım. Veririm torunlarıma, ne yaparım? Bele pahalarını, bebek yüklemeyle, bunun enlisi var. Daha enlisini yaparım, bebekliği yükle. Haydi ya. Bitti mi? Haydi acı oldum. Merhaba. Ne? Ablayacağım ablayacağım. Bu kadar bak ne kadar güzel akarsın. Ne güzel akarsın. Evet. Nur. Yayla suları. Evet. Ülkem. Ey gidi dediğin, hani ya, neredesin? O hey kadar veseydi buraya, hiç sorma. Tabii, bahar geldi. Aa, eriklere bak nene, bu sene az erik olacak ha, ne güzel çiçek açtılar. Çiçek verdiler ha. Dünya işi bitmez, bu dünya öyle kuruldu. Şimdi komşu da kalmadı, şimdi her yeri çekendi haline. Yöneci, iyi insanlar da yok. Yola da hep gitti. Ben su al da geleyim sen sobaya. Al da gittim. Oy Allah nasıl yarattı, taş üstünde binayı zindan eyledi, bak bu yalan dünya. Eski adamlar hep öldü. Kaldım şimdi bir. Rahmetli de tuturduk. Çok güzel günler yolladık ama şimdi ne olacak? Ederdi odun, çatırıcı, yuvardı, keserdi mede olan, yarardı. Yakardık sopayı, yağmur yağardı. Şimdi koy gittikten sonra hiçbir şey, hepsi oldu bana karanlık. Öyle varlıklı değildi. Rahmetli Almanya'sı yoktu, bir sesi yoktu. Taş duvarına giderdi, duvar ererdi. Alırdı 5 kuruş, ev daha yuvarlı. Yana milletin eline baktım hadi bizi, nula da yazsın. Çıktı, ettik onu emekli, istemedi emekli olmaya. O yandan bu yandan ettik onu emekli, bir para çıktık. Çıktı ondan kötü hastalığı, o da hepsini gitmedi, o da vardı gitti. Ben yemeyeceğim acelin oldum. Baba ne diyorsa öyle yapacaksın. Öyle kendi başına ben oraya gideceğim. Öyle. Çıktıktan sonra, aldıktan sonra sevdim, ne diyelim? öyle değil mi? Aldıktan sonra sevdik, hayat yolladık onunla. Ondan sonra da kaldım ben. Nurayla bile dürüttük. Dedesiyle giderdi artık ormana, ödün ederdiler. Ben de evde yemek ediyordum, tabii temizlik ediyordum. Öyle de giderdi, alırdı, kurardım sofrayı, yorduk. Gene herkes sivura mı gidecek? Yollardım torunumu sivura. O bir daha giderdi ormana, ben gidemezdim.
Benim o vakit dizlerim ağrıyordu, yürüyemezdim. Ondan sonra da oldum ameliyat, ondan sonra da kaldım yarımda. Allah razı olsun, yine torunlarım gidip geliyor. Bırakma da bırakma öyle beni, Allah razı olsun, niye diyelim. Rahmetli gece kalkardı. İnek sütü kaynatırdı. Bunu içirirdi. Ben o kadar kalkamazdım. O kalkardı, sanki de o baktı bunu. Yaktın mı sobayı? Yaktım, yaktım. Ben de yalluk edeyim. Ben de yalluk edeyim, geleyim hadi. Tamam. Yaktım hadi. Suları ne yapacağım? Gel. Ovarırık oları. Suları da ovarırık. Bu sene iyi çayır oldu nene. Ha söyledi ya vurmadı ama söyledi ki. Gözünü ye de ki. Tamam. Az daha alanı bulasa da buzakları doyurur nene. Tamam. Gün yorulduk nene. Yoruldum, ne yapacağım, yoruldum. Çamız çıktı. Siyaları çıkarmayalım kalle. Piştik orada. Veririk onlara yalluk yerine. Yesinler, otursunlar. Çayırda atarık onları. He. Ne var? Biraz daha... Her gün çıkartamadık onları. Şimdi güneş de var, yakar zehirler bizi. Nene, geliver bak. Al cimcime gel. Gel kızım gel. Lan niye gitti ula? Ula 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 ula. Kaçma kaçma kaçma. Uy uy uy. Benim dombalağım. Ne oldu? Lan ne oldu? Nene, ha. Şimdi canım ne çektik değil misin? Ne çektin? Doruk sarısı. Haydi gidelim. Haydi bakalım. Ama yürüyün, nasıl çıkacaksın oralara? Oraya da çıkamayacağım. Ama yavaş yavaş çıkarım, ne yapayım? Ne bakarım var mı? Buldum ha. Al bunu da ha. Aa. Tamam.
Anam tutladı da. Neydi görmenler? Ne dolanma da yaptık bu orada. Abi kurudu yerinde. Bunu kes alsak. Kim o? Ha bunu. Kim getirecek? Nene. Kaldı, ha? Hatırlar mısın? Eskiden alırdık sakızları da. Koyduk böyle kaplara. Canımız istedim alır yerdik. Şimdi çıkmıyoruz. Nene. Ha burada buldum sanki. Aa. Böyle canım. Bak bakalım. Büyük bir tane buldum. Ne? Ne kadar büyük buldum nene? Anne ko, durdukça yersin. İyi ki gördün anne. Bak nasıl gördüm onu ama. Kesmek geçiyor ne sen? Rastladı demek ki. Yok o şey ziftir o zif. Bak ha rastladı. Hadi gidelim. Hadi. Tut bak. Diğer herkes sadece kapalı kalan. Su bayağı tamam. Bu doruk sakızı. Bu çam ağaçlarında oluyor. Böyle yuvarlak kurt şeklinde. Onu alıyorsun, ağzına atıyorsun, belli bir süre çiğniyorsun, sonra rengi pembeleşip gitgide daha koyulaşıyor, mor oluyor. Mor olduğu zaman da dişlerine yapışmıyor. Şimdi dişlerine çok yapışıyor. Benim de biraz yapıştı. Benim adım Nuray. Babaannemlerle ben doğuştan beri beraber yaşıyorum. Ben 40 günlük olana kadar annem çok zayıf bir gelinmiş. Ve gece kalkamıyormuş, ben onun ilk çocuğuyum. O yüzden rahmetli dedem beni her zaman bakardı. Yani ben bir de anne sütü emmemişim. Hep ineklerin sütünü emmişim. Maranda diye bir ineğimiz vardı onun sütüne. Dedem bakardı işte. Gece kalkardı bana süt ısıtırdı. Sonra beni kucağına alıp bana maniler söylerdi. En sevdiğim manisi de buradan aşağı gidelim padişaha. Padişah dedi bana al kızı yat aşağı manisiydi. Ben burayı çok seviyorum. Rahmetli dedem iyi adamdı. Genelde bu ormana giderdik onunla. Burada dağ çilekleri var küçücük. Onlardan toplardı verirdi bana yonga yaparken. Her zaman paltasından şey yanında olurdu. Çuvalı. Doldururdu yapardı yonga çıra artık ne bulsa koydu oraya. Bazen geyik. Bizim burada mantar var büyük böyle etli mantar. Geyik deriz ona kahverengidir. Babaannem de ben kendimi bildim bileli her zaman inek bakıyor. Şimdi de inek bakıyor. Geldi 70 yaşına. Bütün herkes yani 70'i de devirdi belki de. Bütün çocuklar, torunlar, herkes değil, sat ineklerini daha ne yapacaksın? Dedem öldüğü için maaş da ona kaldı bu sefer. Maaş seni bakar ama gene de şey etmiyor, yanaşmıyor öyle. Çünkü insan alışıyor yani. Bir insana 7'sinde neyse 70'inde doğdur. Küçüklükten beri böyle gördü. Şimdi yani ona o işi bırak demek, su, baloğa suda çık demek gibi bir şey. Herkesten uzak. Geliyorsun buraya, kafanı dinliyorsun. Biz de büyüdük işte. Geldim 22 yaşına. Şimdi ben de evleneceğim. O da çok üzülüyor işten içe. Bağ demiyor ama çok üzülüyor. Bakalım burayı da devlette de alacak ama hala bekliyoruz. Baraj yapacaklardı. Hala duruyor öyle. Artık insanlar çok fazla teknolojiyle alıştıkları için ve rahatlığa da alıştıkları için üşengeçlik başlıyor belli bir yaştan sonra. Burada adama trilyonlar versen duracak adam yoktur. Çünkü o kadar alışmışız ki teknolojiye, bütün her şeye, bu geleneklerimizin hepsi unutuluyor. Yani bir laf değilsin mesela, dirmacı getir bana diyorsun. O nedir diyor yani bakıyor sana böyle. Kimse nereden geldiğini unutmasın. Bunlar bizim miraslarımız, onlara sahip çıkalım. Çünkü biz sahip çıkmazsak hiç kimse sahip çıkmaz bunlara.
Tabii ki de gezmek lazım, tozmak lazım. Ama buralara gelip insan biraz kafa dinler, tatil yapar. Sadece gelip buraya, buralardan bir evim olsun. Evin olsun ama evine gelip durmadıktan sonra bu evin burada olmasının bir anlamı yok. Geliyorsun buraya, bir gün görüyorsun, yapıyorsun mangalını, gidiyorsun. Bence insan daha çok şehirden ziyade buralarda durup bu güzelliği, doğanın, Allah'ın ona verdiği mucizeleri tatması ona olan inancını da arttırıyor. Çünkü yani çok her şey o kadar güzel ki gerçek olma ihtimali bile yok buraların. Yani bakıyorsun ama sanki halis gibi. Çok güzel. Yine ben görmeler. Sabır. Sen de buradan.